Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasanın 18. bölümüne hoş geldiniz. Senin içinde hiçbir şey yok, tamam. Ve gereken tüm malzemelerimiz hazır ve nazır. Tüm steam turbinlerimizi aldık. Bunun yanı sıra MFE için Energium dustlarımızı aldık. Pişirelim. Bir saniye. Kompresör lazımmış, pardon. Kompresöre koyalım. Yanı sıra bize başka ne lazım? Gold kablo. Olarak gold. Sen bir gold'tan kaç gold kablo çıkıyor? Yani bir tane sana mı ihtiyaç var? Django, gel seni başka bir yere taşıyalım. Bunun yanı sıra gold kablo bu arada 512 tutuyor, tamam. Aa, bir de Basing Machine Casing. 8 tane ayırın. Ve sizin için çok daha güzel bir yerim var. Burada işleyeceğim. Hay ya. Oh. Rubber'ım. Tam 4 tanesi lazım zaten. Şu 2 tane de gerekecek ama. Aslında daha fazlası gerekecek. Çünkü enerjiyi bunlarla taşıyacağız. Şimdi sen gel. Sen ve sen gel. Yine sıra tabii bunlar steklenmiyor. Şu ikisini bekleyeceğiz. Bu esnada coin'lerle biraz uğraşmak istiyorum. Kental. Kopernikel. Alloy smelter. Bir kapı, bir nikel. Ve azıcık daha kapı nikelim vardı zaten. Yokmuş. Vardı diye hatırlıyorum. Kadar kapı nikel heating coil'i ben boşuna mı yaptım? Ha. Neyse. Nikel bir kapırımı alayım ben. Kapı nikelleri bulurum elbet. Elbet bir gün. Ha, tam buradaymış. Tabii yanlış şeyle birleştirmeye çalışıyoruz. Tamam. Ve siz ikiniz de hazırsınız. Merhaba. Kapı nikel. Bunun sıra bana bolca gold kablo lazım olacak. Sekiz set yapalım. Ve ah, buna işlenmiyormuş. Neyse, fazladan kapı nikel koyulumuz oldu. O zaman sana nikrom ve
Alois Smelter'da tabii ki de. Krom ve 3 nikel. Lazım. Sana. Tamam, 5 tane üretiyormuş zaten. Krom'un kullanımlarına bir bakalım. Bazıları şu an benim için önemli. Krom ingot. Krom plate. Evet. Ha, clocking device, tam seni biliyorum. Şu an bu önemli bir şey. Isotope recipe. Recipe'lere bakalım. Mass Fabricator yapımı için gerekli. Distillation Tower yapımı için gerekli. Teleporter yapımı için gerekli. Alternate Chatter, Deep Storage Unit. Bir tane mi veriyorsun sen? Hot Anvil, Laser Drill. Evet. Chrome bana başka ne için lazımdı? Bir şey için lazımdı diye hatırlıyorum. Neyse. Zaten blast furnace yapacağım. Evet. Lazım, evet. Teknolojiye geri dönüyoruz. Gold kablolarım, gelin. Çevrilebildiğiniz kadar çok izole edilmişlere çevrilin. Ve ardından şu arkadaşların bir güzel özelliğini daha göstereyim. Ord dictionary'ye sahipler. Yani içine ne tip koyarsanız koyun. İçin eğer aynı itemsa fakat farklı modlar tarafından eklenmişse geçerli olacak. De. Benim bir şeye daha ihtiyacım var. Aslında dur. Şuna biraz sonra gir. Azıcık daha sonra girişebilirim. Aklıma çok daha güzel bir fikir geldi. Chest. O nedir? Engine'lerimizi alalım. Bu kadar mı engine kalmış? İyi. Hiç yoktan iyidir. Ama ben daha fazlaydı diye hatırlıyorum. Bu kadar kalmış. Ardından biraz gold'umuzu alalım. Glass'ımız var mı? Var. Gold kablo. Redstone. Ve voila. Sonra da şuradan başka bir arkadaşımız alalım. Mesela şunu. Sana da ihtiyaç yok artık. Sen şöyle git. Red Alloy Wire'lara ihtiyacımız olacak ve Lever'a dolayısıyla da ihtiyacımız olacak. Red Alloy Wire, Red Alloy Wire. Evet. Sana da ihtiyacımız olacak. Diamond Knight'siz Pipe kullanabilirdim aslında. Yapmışım hazır. Mob droplarımızı atalım buna. Sevimleri. Şimdi şu chest şuraya geçsin ve şimdi kullanmayacağım şeyler buraya atılsın. Steel Fluid Pipe'ı kullanacağım. Seni kullanacağım. Gold kullanalım şimdilik. Seni kullanmayacağım. Tamam. Seni hiç kullanmayacağım.
Aslında düşündüm de. Şunu tekrar bağlayalım. Şurada sıkıntı yaratmasındansa ben şurayı bir kapayacağım. Evet. Zaten 4 tane engine'imiz var. Burayı daha sonra fasatla kapayabilirim. Fasadın ne olduğunu öğreneceksiniz. Fesat bir şey değil. İğrenç bir espriydi. Tamamdır. Ardından... Şimdi red alloy wire'larım nerede? Benim red alloy wire'larım nerede? Orada sizleri de kullanmayacağım. Koş köfte koş. Koş köfte koş. Çılgın proje uygulayacağız ama red alloy wire'larımız yok. Evet, hiçbir yerde yok. İki lever mı kullanalım yani illa? Evet. Galiba illa iki adet kullanacağız. İki lever kullanacağız şu an. Çünkü red alloy wire yapasım yok. Ama belki şurada bir adet red alloy wire'ımız olabilir. Yokmuş. Yokmuş. Unutlanmıştım. Buradan senle de işimiz yok. Ve şuraya koşalım gidelim. Dört nala hey. Koşalım gidelim. Dört nala hey. Diyerekten torçu şuraya geri koyalım. Neyse aşağıya düştü zaten. Sen gel. Ardından. Sen de gel. Ve ardından umarım arkamdan bir creeper falan gelmez. Golden Kinesis pipelarımızı da koyalım şöyle. Sonrasında değişik yerlere taşımak için mesela yukarı olabilir. Yok, yukarı değil. Bunlar daha sonra çok güzel bir biçimde gizlenecek, merak etmeyin. Hızlıca şunu alalım. Hop. Evet. Mesela rolling machine'imizi buraya koyalım.
Gördüğünüz gibi enerji doldu hemen. Ah. Şimdi şuradan şu arkadaşları kaldıracağız. Biraz Kresutoil ziyan olacak ama sağlık olsun. Hemen geliyorum. Evet ve temizledik. Şimdi bana ne lazım? Ha, şunları bir koyayım şöyle. Evet, gördüğünüz gibi bir adet steam rotor. Ardından bana her zamanki setup'ımızdan şu arkadaş ve bir adet drain. Dalga geçiyorsun değil mi? Tamam. Sonra da bakalım şundan direkt su alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. O zaman koşalım gidelim 4 nala hey deyip uyuyalım. Boğuşmak istemiyorum. Çok beklersiniz. Oldu, teşekkürler. Gurt adam. Hoş bir şey değil. Diğer suyu aslında şuradan bulmaya çalışsam daha rahat olurmuşum. Tamamdır. Tamamdır. Bu arkadaşa kendisi aldı. Şimdi sizleri şöyle atalım. Kurt adam. Başımıza bela açan kurt adam. Şimdi vurmaya çalışırsak. No, don't hurt him that diyecek olan kurt adam. Ve bir adet eksik olan boylar adam. Her boyları kurduğumuz gibi bunu da bu şekilde kuruyoruz. Ve ardından ilginç bir yöntem uyguluyoruz. Evet, boylarımız kuruldu. Peki bize ne lazım? Aslında tahmin edebileceğiniz bir arkadaş lazım. Mesela şuradan bir arkadaş. Mesela şöyle bir arkadaş. Alamıyoruz Golden zımbırtımız olmadığı için. Evet ve
Ha tamam. Project'leri bu şekilde kandırıyoruz sonra da. Sonra da şuradan şöyle gelip dur, neden ben broadcast chip yaptım? Şimdi aklıma geldi de. Benim broadcast chip'e ihtiyacım yoktu. Benim item stock keeper'a ihtiyacım vardı. Mor renk ya ondan. Ha varmış zaten fazladan bir tane. Sonra sen ne tut içinde? Her daim bir stack charcoal. Ha zaten ayarlıymış. Aa doğru, bu eski zımbırtının zımbırtısıydı. Ve pipeları da unuttum. Bir de junction pipe'a ihtiyacım olacak. Junction pipe. Normal item pipe'lar nerede? Harbi normal item pipe'lar nerede? Biz milyon tane item pipe'ım olacaktı bir yerde. Ha tamam. Interface'im de varmış zaten. Hadi bakalım. Sonra da sana seni install etmiş miydik? Evet etmiştik. Evet, birazdan buradan. Çarkollar geliyor. Ve bu şekilde çalışmaya başladı. Yo. Nasıl üretecek şimdi? Umarım bu arkadaş yeterince rahat karşılayabilir. Ve ben bir şey daha yapacağım. Tabii. Önce şuraya ufak bir arkadaşımızı koyalım. Ne haber? Bu arada bu arkadaş 200 EU üretiyor, haberiniz olsun. O yüzden MFI kullanıyorum. Direkt bağlamıyorum. Şuraya bağlayayım. Hatta daha da iyi bir düzen aklıma geldi. Doğru, bunu için time fix lazımdı. Neyse ben şunu bir şöyle değil. Şöyle bağlayayım. Sonra da gold kablolarımızla zaten bağlı. Şuraya gelecek arkadaşı da şuraya bağlarız. Nasıl düşündüm de. Şuraya gelecek arkadaşın şu arkadaşın pozisyonunu değiştirebilirim.
Ha yok, düşündüm de böyle. Böyle iyi, böyle iyi. Artanı da şunlarla kaplayalım. Aslında düşündüm de daha iyi bir düzen geldi. Hep daha iyi bir düzen aklıma geldi diyorum ama. Yapayım geldi. Evet, aşağıya doğru yönlendirdik. Ve bu aşağıdan geçecek. Tabii MF'nin o noktalı çıkışı gene çıkış noktası. Evet, ve şimdi ben asıl önemli arkadaşlardan birine daha değineceğim. Bu arkadaş ne? Table. Diamond gear istiyor. O da gold gear istiyor. O da iron gear istiyor. O da stone gear istiyor. O da wooden gear istiyor. Bu kadar gear'la ne yapacağız? Gear'ları öğrettiğim bir yer yok mu benim? Yokmuş. Tabii ki de testereyi ben orada unutmak zorundaydım. Oh. Bazen kendime sinir oluyorum. Tabii bu arkadaşla alakalı şey, bu uyarı şu olmadan çalışmaz. Merak etmeyin, MFE dolduğunda da şu enerjisini kesiyor. Çalışmayı kesiyor. Tabii çalışmadan önce yanındaki boiler'ın 100 dereceyi geçmesi lazım. 100 dereceyi geçince bir boiler ısı üretmeye başlıyor. Tahmin edeceğiniz üzere. Redstone, obsidian. Bir. Stone gear. Pardon. Stone demişim ya. Wooden gear. Stone gear. Iron. Gold. Ve Diamond Gear. Ardından da Assembly Table. Ama Assembly Table maalesef tek başına çalışmıyor. Bunun bir de laser'a ihtiyacı var. Ha. Laser böyle bir arkadaş. Sekiz laser ve sen, anlamında sen yatak edersiniz. Tabii ilk olarak bana bir şey daha lazım. Pipe plug neyle? Gravel ve Cobblestone. Evet ve size yakın şimdi güzel arkadaşımız sen işini tanıtacağım. Seni şöyle çekebilirim. Rolling Machine. Yani şöyle.
Başta 3 tanesini kullanacağım. Sonra pipe plug'ları yapınca biraz daha işi büyüteceğiz. Ascending machine'imizi koyuyoruz. Ve laser'larımızı alalım. Ardından şu arkadaşları yapıp şunun içine koyalım ve tak. Çalışmaya başlayacaklar. Tabii şöyle bir sıkıntı söz konusu. Atacaklar. Bunu engellemenin çok çok basit bir yolu var. 2 dakika sabrederseniz göstereceğim. Ama ondan önce şu arkadaşlara pluglarını takmak istiyorum. Çünkü enerji loop'u istemiyorum. Ve plugları takmazsam enerji loop'u olabiliyorum. Yok. Plugları yanlış yere taktığınızda elinizde plug varken Shift tıklayın. Pluglar pipeların birbirine bağlanmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi gel gelelim lazerlere. Hayır, sen oraya değil. Doğru yere ama yanlış şekil. Tamamdır. Bir tane daha lazer craft edeceğim. Ama ondan önce size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz şu pipe'lar aşırı çirkin bir görüntü ortaya çıkartıyor. Çözümün yolu ne? Hayır, sen değil, sen. Peki şu fasatların fırlamasının çözümü ne? Ona da değineceğim şimdi, ancak gerekli malzemeler yanımda aslında. Bu arada senin durumun ne? 100 dereceye ulaşmamışsın daha. Hı, tamam. Fasatlarımız hazır. Fasatlar böyle bir arkadaş. Biraz daha yapmam gerekecek. Hepsini fasada çevirelim. Dıştan da kapayacağız sonra. İçten de. Böyle gerekli. Evet, içten gayet güzel bir görüntüye büründü. Dıştan halledelim biraz. Çok fazla halledemeyeceğim. Az buçuk bir şeyler halledelim. Diğerlerini ben o ara hallederim. Şimdi... Aa, dur, şurada bir loop daha vardı. Onu da bir temizleyelim. Unutmayın, enerji loopları kötü. Dur. Ha, tamam. Hani orada fazla enerji birikip pipe'ın patlamasına falan sebep olabiliyorlar. O yüzden enerji loop'larına dikkat edin. Ben bir tane daha laser craft edeceğim. Bu arada laser sayınızın çok olması demek işlemlerin mümkün olduğunca hızlı olması demektir. Laser'ımız da hazır. Ve geri kalan işleri ben sonraki bölüm halletsem çok daha güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.